Evet değerli misafirlerimiz, sevgili gençler, sevgili katılımcılar, online bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan online bilgi yarışması birazdan başlıyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan online bilgi yarışması birazdan sizlerle. Evet sevgili arkadaşlar, online bilgi yarışmamız kahoot.it üzerinden yapılacaktır. www.kahoot.it üzerinden telefonunuzun tarayıcı bölümüne kahoot.it yazan yere tıkladığınızda sizden game pin isteyecek. Birazdan ekranlara paylaşacağımız game pin'i telefonunuza girmenizi isteyeceğiz. Peşinden bir kullanıcı adı isteyecek sizden. Lütfen arkadaşlar bu kullanıcı ismine adınızı ve soyadınızı yazmanızı istiyoruz. Nickname'ler, yabancı isimler ve benzeri kısaltmalar banlanacaktır, oyundan çıkartılacaktır, bilginiz olsun. Peki ben yarışmaya katıldım, ödülü kazandım. Ödülü kazandığımı nasıl size göstereceğim derseniz, zaten yarışmada birinci olursanız ekranınıza, ikinci ve üçüncü olursanız ekranınıza, telefonunuzun ekranına birinci olduğunuz, ikinci olduğunuz ve üçüncü olduğunuz şeklinde bir görüntü gelecek. O ekran görüntüsünü kaydedip bize sosyal medya hesabımız üzerinden GSB Gençlik, Instagram GSB Gençlik hesabı üzerinden bizlere göndermeniz gerekmektedir. Birinci veya ikinci veya üçüncü olduğunuz takdirde ekran görüntülerini Instagram üzerinden özel mesaj ile GSB Gençlik hesabından bize göndermeniz gerekmektedir arkadaşlar. Eğer hazırsanız ilk yarışmamızın pin kısmına gelelim. Telefonundan kahoot.it adresinize giriyorsunuz. Herhangi bir ekrandan yarışmaya katılmak için bilgisayardan veya başka bir ekrandan YouTube kanalımızda bu videonun açık olması gerekiyor. Soruları bu ekrandan göreceksiniz. Cevabını uygun düşündüğünüz rengi telefonunuzun ekranından işaretleyeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size girmeniz gereken pin kodunu veriyoruz. 222 21 22. Telefonunuzdan www.kahoot.it adlı adrese gitmeniz gerekiyor. Oradan 222 21 22 numaralı game pin'i girmeniz gerekiyor. Sonraki gelen kısma da isminizi ve soy isminizi yazmanız gerekiyor. Kısaltmalar, yabancı nickname'ler, ödül dahi kazansa banlanacaktır. Bilginiz olsun.
telefonunuzdan kahoot.it adresine girip 222 21 22 pin kodunu girip nickname'i yazdıktan sonra oynamaya hazır hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, teknik bir arıza yaşandı galiba. Yeni pin adresimizi veriyoruz birazdan. Yeni pin adresimiz 781-82-60 olacak. Telefonunuzda kahoot.it adresine girip yeni pin kısmına 781-82-60 yazmanız gerekecek. Evet arkadaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Az önceki adresimiz iptal oldu. Yeni numaramız 781-82-60. Hızlı olan kazanıyor. Ödüllerimizden bahsedelim bugün sizlere. Bugün Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından katılacağınız yarışmada üçüncüye bir adet termos bardak veriyoruz. İkinciye 100 liralık hediye çeki veriyoruz. Ve birinciye bir adet 10.000 miliamperlik powerbank veriyoruz. Üçüncü termos bardak kazanıyor. İkinci hediye çeki kazanıyor. Birinci powerbank kazanıyor. Yarışmamız son 2 dakika içerisinde başlayacak arkadaşlar. 2 dakika sonra yarışmaya başlamış olacağız. Lütfen isimlerinizi Türkçe karakter, Türkçe olarak yazın. İsim, soy isim şeklinde yazabilirsiniz. Yabancı isimler, yabancı nickname'ler, yabancı karakter olan kullanıcı isimleri ödül dahi kazansa verilmeyecek arkadaşlar. Şu an yarışmamıza 530 kişi katıldı. Son 2 dakika. Yarışmamız 2 dakika sonra başlıyor. Yarışma hakkında size biraz bilgi vereyim. Yarışmaya katılmak için bilgisayardan veya başka bir ekrandan YouTube kanalımızın açık olması gerekiyor. Soruları bu ekrandan görüp cevaplarını da ekranda uygun olduğunu düşündüğünüz rengi telefonunuzdan tıklayarak vereceksiniz. Uygun olduğunu düşündüğünüz rengi telefonundan tıklayarak vereceksiniz. Ama şunu özellikle sizleri bu konuda uyarmak istiyorum. Ekranda soruyu görmeden telefondaki renge tıklamayın. Soru ekrana düştüğü anda tıklarsanız daha doğru hareket etmiş oluruz. Son bir dakika içerisinde yarışmamız başlıyor. Yabancı isimler, yabancı nickname'ler, yabancı kullanıcı isimleri
Banlanacaktır, bilginiz olsun. Lütfen kendi isminizi ve soy isminizi yazın. Birinci, ikinci ve üçüncü olursanız ekranınızda çektiğiniz birinci olduğunuz, ikinci olduğunuz, üçüncü olduğunuz ekran fotoğrafını Instagram GSV Gençlik adresi üzerinden bize göndermeyi de unutmayın. Ödüllerimizi tekrar hatırlatıyoruz. Üçüncüye termos bardak, ikinciye 100 liralık spor mağazası hediye çeki, birinciye 10.000 miliamperlik bir powerbank veriyoruz. Ve yarışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Son uyarımız, Türkçe karakterle katılın yarışmalara. İsminiz muhakkak isim soy isim şeklinde olsun. Ekranda soruyu görmeden telefonunuzda işaretleme yapmayın. Bu çok önemli bir husus. Ekranda soruyu görmeden telefonda işaretleme yapmayalım arkadaşlar. Ve ilk yarışmamız başlıyor. Görsel sanatlarda renkler dikkate alındığında mavi ile sarı ana rengin karışımı hangi ara rengi oluşturur? Görsel sanatlarda ana renkler dikkate alındığında mavi ile sarı ana rengin karışımı hangi ara rengi oluşturur? Soruyu ekranda görmeden lütfen işaretleme yapmayınız arkadaşlar. Soruyu ekranda görmeden lütfen işaretleme yapmayalım arkadaşlar. Soruyu ekranda görün. Rengine aldanmayın sonra. Belki ekranda görmediğiniz bir renktir kendisi. Son 5 saniye. Evet arkadaşlar, soruyu ekranda görmeden cevapları verdiğimiz için birçok arkadaşımız yanlış cevap vermiş olabilir. Şimdi sıralamamızı görelim. Şule 1. Damla Berra 2. Ezgünur Topçu 3. Gülşen 4. Oğuzhan Adalı 5. Tekrar hatırlatalım. Soruyu ekranda görmeden lütfen cevapları telefonunuzdan vermeyiniz. Bu bir renk sorusuydu. Bir sonraki soru tamamıyla bilgi sorusu olacak. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun kısa adı nedir? Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun kısa adı nedir? NBA, FIFA, Liga ABA, FIBA. Soruyu ekranda görmeden lütfen cevapları vermeyelim. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun kısa adı nedir? NBA, FIFA, Liga ABA, FIBA. Yarışmamızın ödüllerinden tekrar bahsediyorum. Üçüncüye termos bardak. İkinciye 100 liralık spor mağazası hediye çeki, birinciye 10.000 miliamperlik çok sağlam bir powerbank. Birinci, ikinci veya üçüncü olduğunuz takdirde ekranınızdaki görseli ekran kaydı alıp Instagram GSB Gençlik hesabı üzerinden bize özel mesaj göndermeniz gerekmektedir arkadaşlar. Doğru cevap tabii ki FIBA olacaktı. 311 arkadaşımız bu soruya doğru cevap vermiş durumda. Bakalım sıralamayı görelim şimdi. Sıralamamız değişmiş mi? Evet, sıralama değişti. Batuhan Çatalbaş 1. Sefa Tutar 2. Efe Karataş
Üçüncü Yasin Keser. Dördüncü Ramazan Gündüz. Şu anda beşinci. Aynı zamanda Cuma Ünlü isimli katılımcımız 624 kişiyi geçerek maalesef potaya girememiş. Bakalım bir sonraki soruda Cuma Ünlü potaya girebilecek mi? Şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soru gelsin bakalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki kişilerden hangisine oy kullanma hakkı tanınmamıştır? Soruyu ekranda görmeden lütfen işaretlemeyelim. Soruyu ekranda görelim. Ondan sonra işaretleme yapalım. ...1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisine oy kullanma hakkı tanınmamıştır? Yaşlılar, kadınlar, üniversite öğrencileri, akıl hastaları. Evet, cevaplar çok hızlı bir şekilde geliyor. Son 15 saniye. Evet, doğru cevap tabii ki akıl hastaları olacaktı. 468 arkadaşımız bu soruya doğru cevap vermiş durumda. Şimdi sıralamamızı görelim. Bakalım potada kimler var? Sıralamamız değişti. Efe Karataş birinci, Yasin Keser ikinci, Emre Yiğit üçüncü, Sefa Tutar dördüncü, Barış Yıldız beşinci. Selim Sanlav isimli katılımcı arkadaşımız da son 3 soruya doğru cevap vermiş ama biraz gecikti galiba cevap verirken. Tabii bu yarışmada doğru cevap vermek kadar hızlı cevap vermek de önemli. Ama uyarıyorum, ekranda soruyu görmeden telefonunuzda işaretleme yapmayın. Gelelim 4. soruya. Çok güzel bir soru geliyor. Her yıl düzenlenen Adana Film Festivali'nin büyük ödülüne ne ad verilir? Her yıl düzenlenen Adana Film Festivali'nin büyük ödülüne ne ad verilir? Altın Adana, Altın Portakal, Altın Koza, Altın Narenciye. Evet, cevaplar hızla geliyor. Yarışmamızın ödüllerinden tekrar bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Birinciye termos veriyoruz, termos bardak. İkinciye hediye çeki. Ve birinciye 10.000 miliamperlik bir power bank. Evet, cevaplar geldi. Doğru cevap tabii ki Altın Koza olacaktı. Adanalı arkadaşlarımız bu soruyu doğru cevap vermiştir diye düşünüyoruz. 276 tane arkadaşımız bu soruya doğru cevap verdi. 234 tane arkadaşımız Altın Portakal dedi. Altın Portakal Adana değil arkadaşlar. Altın Portakal hatırlarsınız belki ama Antalya olacaktı. Antalya Film Festivali'nde verilen ödül ismiydi bu. Sıralamamız büyük bir ihtimal değişti bununla beraber. Görelim mi bakalım sıralamayı? Ne durumdayız şu anda? Baktık ki Efe hala birinciliğini koruyor. Mehmet Tunç Kanat ikinci, Rümeysa Gümüş üçüncü, Enes Tufan dördüncü, Merve Gümüş beşinci şekilde. 85 tane arkadaşımız son 3 soruya doğru cevap vermiş. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Efe Karataş 1, Mehmet Tunçkanat 2, Rümeysa Gümüş 3, Enes Tufan 4,
Merve Gümüş 5. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Geliyor bir sonraki sorumuz. Akdamar Adası, Ani Harabeleri ve İshak Paşa Sarayı gibi doğal güzelliklere sahip coğrafi bölgemiz hangisidir? Ekranda soruyu görmeden lütfen cevaplama yapmayalım arkadaşlar. Akdamar Adası, Ani Harabeleri, İshak Paşa Sarayı gibi doğal güzelliklere sahip coğrafi bölgemiz hangisidir? Akdamar Adası, Ani Harabeleri, İshak Paşa Sarayı. Akdamar Adası, Van Gölü üzerinde, size böyle bir bilgi verebilirim. Son 10 saniye arkadaşlar. Akdamar Adası, Ani Harabeleri ve İshak Paşa Sarayı gibi doğal güzelliklere sahip coğrafi bölgemiz hangisidir dedik. Doğru cevap tabii ki de Doğu Anadolu bölgesi olacaktı. 451 arkadaşımız bu soruya doğru cevap vermiş. 57 arkadaşımız da bu soruya Ege demiş. Arkadaşlar yarışmadan sonra buraların fotoğraflarına, videolarına bakabilirler. Çok güzel yerler gerçekten. Ve en kısa zamanda gitmelerini de tavsiye ediyoruz. Bir sonraki sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Sıralamayı görelim öncesinde tabii. Efe hala birinciliğini koruyor. Mehmet 2., Rümeysa 3., Merve 4., Mert, Eli Sert 5. durumda. Efe ile Mehmet Tunç Kanat'ın arasındaki puan çok yakın birbirine. Bakalım bir sonraki soru da aradaki puan farkı kapanacak mı? Gelsin bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sultan çocukları olan şehzadelerin eğitilmeleri için görevlendirilmiş eğitmenlere ne ad verilir? Soruyu ekranda görmeden lütfen cevaplamayalım. Osmanlı Devleti'nde sultan çocukları olan şehzadelerin eğitilmeleri için görevlendirilmiş eğitmenlere ne ad verilir? Ayan, Muhtesip, Lala, Muhassıl. Evet, çok güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nde sultan çocukları olan şehzadelerin eğitilmeleri için görevlendirilmiş eğitmenlere ne ad verilir? Muhtesip, Lala, Muhassıl, Ayan. Sorularımız sanki yavaş yavaş zorlaşıyor. Evet. Cevaplar geldi. Doğru cevap Lale olacaktı. Yanlış cevap veren arkadaşlarımız en azından bu konuyu öğrenmiş olurlar inşallah. 486 tane arkadaşımız bu soruya doğru cevap verdi Lale diyerek ve sıralamayı görelim. Efe birinciliğini devam ettiriyor. Mehmet Tunç Kanat 2., Rümeysa 3., Merve 4., Mert Elisert 5. Sıralamamız bu şekilde. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz geliyor. 7. soru. Müzik ezgileri yazılırken sesleri belirtmeye ve göstermeye yarayan işaretlere ne ad verilir? Kolay bir soru oldu sizlere. Müzik ezgileri yazılırken sesleri belirtmeye ve göstermeye yarayan işaretlere ne ad verilir?
Evet, doğru cevap tabii ki nota olacaktı. 509 arkadaşımız bu soruya doğru cevap vererek yarışmaya devam ediyor. Akor, solfej, beste doğru cevap değil, doğru cevap nota olacaktı arkadaşlar. Bakalım sıralamada bir değişiklik var mı? Görelim sıralamamız ne durumda olmuş. Efe birinciliğini devam ettiriyor. Mehmet Tunçkanat ikinci, Rümeysa Gümüş üçüncü, Merve Gümüş dördüncü, Burak Bağcı beşinci şeklinde oluştu. Sevgili arkadaşlar size burada bir bilgi daha vereyim. Bu akşam 20.30'da ailelerinizle beraber katılabileceğiniz bir bilgi yarışması daha yapıyoruz. Akşam saat 8.30'da ailenizle beraber tamamıyla bugüne özel konseptiyle bir bilgi yarışmamız daha olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu akşam saat 20.30'da GSB Gençlik YouTube kanalında ailenizle beraber katılabileceğiniz bugüne özel bir bilgi yarışması olacak, bilginiz olsun. Sıralamayı gördük. Burak şu an 5. oldu. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Matematik ve cebir alanında çalışmalar yapmış, Kitabül Cebr vel Mukabele adlı eseriyle ünlü bilim adamı kimdir? Matematik ve cebir alanında çalışmalar yapmış, Kitabül Cebr vel Mukabele adlı eseriyle ünlü bilim adamı kimdir? Harezmi, Gazali, Farabi, İbn-i Rüşd. Ekranda soruyu gördüğünüz an doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı rengi telefonunuzdan tıklamanız gerekmektedir. Çok basit. İbn-i Rüşd, Harezmi, Farabi, Gazali. Ekranda doğru olduğunu düşündüğünüz rengi telefonunuzdan tıklayın arkadaşlar. Ve sonuç tabii ki de Harezmi olacaktı. 370 arkadaşımız bu soruya doğru cevap verdi. Bakalım sıralamaya, sıralamamız değişmiş mi? Efe potadan düştü. Büyük bir ihtimal yanlış cevap verdi. Mehmet Tunçkanat birinci oldu. Rümeysa Gümüş ikinci. Merve üçüncü. Burak Bağcı dördüncü. Aydın Sık beşinci şeklinde. Şu an sıralamamız bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, kanalımızda sürprizlerimiz bununla sınırlı değil. Çok yakında birbirinden değerli konuklarıyla yine kanalımızda canlı yayınlarda sizlerle bir arada olacağız. O sebeple kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Çok yakın zamanda birbirlerinden değerli konukları kanalımızda canlı yayında sizlere misafir edeceğiz. Onun için GSB Gençlik YouTube kanalını beğenmeyi, abone olmayı ve duyurmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda abone olmadıysanız hemen abone olun. Yarışmayı kazansanız dahi abone olmadıysanız ödül veremeyeceğiz sizlere, bilginiz olsun. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet. Spor müsabakalarında seyircilerin ve hakemlerin görebileceği bir yerde olan skor ve zaman göstericisine ne ad verilir? Pano, scoreboard, scorebet, billboard. Spor müsabakalarında seyircilerin ve hakemlerin görebileceği bir yerde olan skor ve zaman göstericisine ne denir?
spor müsabakalarında seyircilerin ve hakemlerin görebileceği bir yerde olan skor ve zaman göstericisine ne ad verilir? Pano, scoreboard, billboard, scorebet. Doğru cevabını düşündüğünüz rengi telefonunuzdan işaretliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen ekranda soruyu görmeden işaretleme yapmayalım arkadaşlar. Bu konuya da dikkat edelim. Doğru cevap tabii ki de scoreboard olacaktı. 447 arkadaşımız bu soruya doğru cevap verdi. Bakalım sıralamada bir değişiklik oldu mu? Görelim sıralamayı. Sıralamada hiçbir değişiklik olmadı. Mehmet Tunçkanat 1. Rümeysa Gümüş 2. Merve Gümüş 3. Burak Bağcı 4. Aydın Şık 5. şeklinde. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu akşam saat 20.30'da ailelerinizle beraber katılabileceğiniz bugüne özel bir canlı yarışmamız daha olacak. Günün anlam ve önemine binaen bir yarışma daha hazırladık. Akşam saat 20.30'da ailelerinizle beraber bu yarışmaya GSB Gençlik YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz. Ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. Burada küçük bir hatırlatma yapayım size. Son soru 2 çarpı puan değerinde, yani her soru 1000 puan değerinde, son soru 2000 puan değerinde. Bilginiz olsun. Haydi bakalım, gelsin son sorumuz. Türkiye'de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan ve 5 Türk lirasının üzerinde resmi yer alan bilim adamı kimdir? Mimar Kemalettin, Fatma Aliye, Cahit Arf, Aydın Sayılı. Ekranda soruyu görmeden hemen cevaplama yapmayalım. Bu soru 2000 puan değerinde, unutmayalım bunu. Cebinde 5 lira olan hemen baktı bile bu sorunun cevabına. Evet arkadaşlar, cevaplar hızlı bir şekilde geliyor. Tekrar hatırlatıyorum. 1. 2. ve 3. olan arkadaşlar zaten ekranlarına gelen 1. ve 2. 3. olduğunuz yazılarının ekran fotoğraflarını bize GSB Gençlik Instagram hesabı üzerinden özel mesajla göndermeleri gerekmektedir. Evet arkadaşlar, sıralamayı göstermeden önce 1. 2. ve 3. arkadaşlarımız ekran görüntülerini alsınlar. Ama 4. ve 5. arkadaşlarımız da ekran görüntülerini alsınlar. Eğer ki 1. 2. 3. arkadaşlarımıza ulaşamazsak 4. ve 5. arkadaşlarımıza tekrardan sürpriz ödüllerimiz olacak. Şimdi sıralamayı görelim bakalım. 1. kim olmuş? Çünkü bu soruda bayağı elenen oldu diye düşünüyorum. 242 cevapla Aydın Sayılı olacaktı doğru cevap. Ama Cahit Arf diyen arkadaşlarımız da oldu. Gelsin bakalım sıralamamız. Üçüncü arkadaşımız Abdullah Kingir. İkinci arkadaşımız Cemil Turan. Ve birinci arkadaşımız geliyor. Birinci arkadaşımız Aydın Şık oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. 4. İbrahim, 5. Hatice Kübra galiba. 1. 2. 3. 4. ve 5. olan arkadaşlarımız ekran fotoğraflarını alıp bizlere GSV Gençlik üzerinden ulaşmaları gerekiyor. Kendilerine ödüllerini en kısa zamanda iletmiş olacağız bizler de. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu akşam saat 20.30'da ailelerinizle beraber katılabileceğiniz bugüne özel 18 Mart Çanakkale zaferine özel bir bilgi yarışmamız olacak. 20.30'da tekrardan bu ekranda. Ama bu ekranları kapatmayın arkadaşlar. Çok yakın zamanda birbirinden değerli ve birbirinden ünlü konuklarla burada sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.